Gençler merhaba. 2022 AYT Matematik Soruları 4. bölümü hoş geldiniz. Ben Nevzat Kaya. 31. sorudan başlıyorum arkadaşlar. Dik koordinat düzleminin birinci bölgesinde fx eşittir 1 bölü x fonksiyonun grafiği üzerinde bulunan k ve l noktaları şekilde gösterilmiştir. KOL açısının ölçüsü a olduğuna göre tanjant a değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada önce y eşittir 1 bölü x eğrisine göre değerleri bulalım. X eşittir 1 için y eşittir 1 olacak. Yani demek ki 1'e karşılık gelen değer 1 olacak. X eşittir 2 için y eşittir 1 bölü 2 olacak gençler. Burası da 1 bölü 2. Bakın noktaları koymuş olduk. Şimdi burada ben şu açıya x açısı diyorum. Bu açıya da gençler y açısı diyorum. Orada ne görmüş oldunuz? A artı x artı y'nin 90 derece olduğunu görmüş olduk. Çünkü dik koordinat düzlemi. Her iki taraf, daha doğrusu önce a'yı sağ tarafa gönderelim. X artı y eşittir 90 eksi a. Her iki tarafın tanjantını alalım. Tanjant x artı y eşittir tanjant 90 eksi a olacak gençler. Burada tanjantın toplam formülü tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y olacak. Bu da eşittir gençler kotanjant a. Çünkü 90 dereceye göre düzenlenirse isim değiştirirdi hatırlarsanız. Şimdi tanjant x'i bulmak için bakın şu üçgeni kullanabilirim. Boyuyorum ki güzel gözüksün, hoş gözüksün diye. Bakın burada bir dik üçgen var verilmiş. Onu hemen bulalım. O zaman tanjant x ne oluyor orada? Karşı dik kenar bölü, yani şurası 1 bölü 2 bölü 2 birimde burası olacak. 2'den 1 bölü 4. Artı tanjant d'yi nereden bulacağız gençler? Onu da buradaki üçgenden. Bakın onu da boyuyorum. Farkındaysanız basamak basamak gidiyorum gençler. Beni takip ederseniz daha iyi öğrenirsiniz. O zaman yazıyorum, diyorum ki tanjant y'de karşı dik kenar bölü komşu dik kenardan burası yine 1 birim olacağı için 1 olarak bulursunuz. Bölü 1 eksi yine tanjant x 1 bölü 4 çarpı tanjant y eşittir kotanjant a. Şimdi burada kotanjant a'yı arkadaşlar şöyle yazalım. Kotanjant a eşittir 5 bölü 4 bölü 4 kere 1 4 1 çıkar 3 bölü 4. Bakın sizle beraber çözüyorum. Kotanjant a eşittir. Buradaki 4'ler cırt cırt gitti. Ne kaldı elimizde? 5 bölü 3. Bunu şöyle bir çerçeve içine alalım. Çünkü bize sorulan bu değil. Arkadaşlar bize sorulan bu değil. Hangisi bize sorulan? Onu da şuradan yapalım. Tanjant a diyor. Tanjant a ile kotanjant a'nın çarpımlarının 1 olduğunu biliyoruz. O zaman yazıyorum. Diyorum ki tanjant a çarpı 5 bölü 3 eşittir 1 ise arkadaşlar buradan da tanjant a'nın da 3 bölü 5 olduğunu bulursunuz. Yani doğru yanıt E seçeneği olur. 32. Bir müzede sergilenen bir tablonun asılı olduğu bir duvara A ve B lazer cihazları yerleştirilmiştir. Gözüküyor zaten. Bu cihazlardan her biri birinci ışınını duvar yüzeyi boyunca yere dik ve yukarı yönde göndermekte, sonraki her seferde o cihaza özel sabit bir açı kadar dönüp duvar yüzeyi boyunca bir sonraki ışını göndermektedir. Aşağıdaki şekildeki gibi A cihazı saat yönünde, B cihazı ise saat yönünün ters yönünde hareket ederek her bir cihaz toplam 180 derece döndükten sonra son ışını göndermiş ve durmuştur arkadaşlar. Bakın burada önemli olan bizim için paragraf şurası. A cihazından çıkan ikinci ışınla B cihazından çıkan üçüncü ışın birbirine diktir diyor. Onu mavi kalemle şöyle yapalım. Bakın A cihazından çıkan şu ikinci ışınla gençler B cihazından çıkan şuradaki B cihazından çıkan üçüncü ışında birbirine dik. Şöyle eşit yapmaya çalışıyorum açıları ki güzel olsun. Bu 90 dereceymiş. Bu açıya ben A açısı dersem buraya da BB açısı diyebilirim gençler. Çünkü her bir ışında açı eşit olarak devam ediyormuş. Diğerini de bulalım. Diyor ki ikinci paragrafta A cihazından çıkan 8. ışın ile, yani şuradaki çıkan 8. ışın ile gençler, B cihazından çıkan 5. ışını yine birbirine dikmiş. Onu da şöyle yapalım. Bakın bu da dikmiş. O zaman buraya şu parçaya ne kaldı arkadaşlar? Şöyle yaptım. Hocam olmadı. Evet olmadı. Şurası şöyle. 6A'lık bir kısım kaldı açı olarak. Burası da yine 2B'lik bir durum kaldı. Bakın burada şimdi iki tane elimde eşitlik olarak bulabileceğim ifade var. Birincisi şu arkadaşımızla
Bu arkadaşımız birbirine paralel normal şartlarda. O zaman sağa bakan açılar sola bakan açılara eşit olacaktır. Şuraya A diyelim. A artı 2B ne olmak zorunda arkadaşlar? 90 derece olmak zorunda. Bunu şöyle bir çerçeve için alalım. Bakın birinci verimiz bu. Peki devam edelim şimdi. Bir de dörtgende iç açılar toplamı 360 dereceydi. 6A artı 2B artı 180 eşittir 360'dan. Buradan da 6A artı 2B'nin de 180 olduğunu buluyorum arkadaşlar. Bunu da hemen şöyle çerçeve içine alalım. Artık yok etme yapacağız. Ortak çözüm. Ortak çözümden A artı 2B eşittir 90. 6A artı 2B eşittir 180 olacak. Yok edelim bunları. Şimdi neyi yok edelim? Bakın yukarıdaki eksiyle çarparsak şunu. Eksi A eksi 2B eşittir eksi 90. 6A artı 2B de 180 olmuş oldu. Şimdi bunları taraf tarafı toplama şansına sahibiz artık. Bunlar gidenler var. 2B'ler cırtladı. 5A eşittir 90 ise A eşittir 18 derece. Gençler her bir A'nın 18 derece olduğunu bulduk. Zaten A cihazından çıkan toplamışın sayısını soruyor bana. Ben hemen 360'ı ne 360'ı hocam? Gençler haklısınız ne 360'ı? 180 diyecektim. 180 derecelik bir durum var. 180'i ben 18'e bölersem bakıyorum siz uyuyor musunuz diye dermişim. 10 tane. Arkadaşlar demek ki 10 tane A açısı olacak. Işın sayısını soruyor. 10 artı 1'den 11 ışın. Yani doğru yanıt arkadaşlar doğru yanıt B seçeneği olur. 33. A ve B gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde birbirine dik olan 3y eşittir 2x artı A, b'ye eşittir 3x eksi 12 doğruları y ekseni üzerindeki bir noktada kesişmektedir. Buna göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Yine basamak basamak gidelim. 1. Dik kesişiyor ne demek gençler? O zaman biz burada şunu yaptığımız zaman y eşittir 2x artı A bölü 3 olacak. Burada n1 eşittir 2 bölü 3. Peki aynı mantıkla burada da yürüyelim. Y eşittir 3x eksi 12 bölü b'den de buradan da n2 de 3 bölü b olacak. Eğer doğrular dikse doğrular dik ise n1 çarpı n2 eşittir eksi 1 idi. Yani 2 bölü 3 çarpı 3 bölü b eşittir. Eksi 1'den. Buradan gençler 2 bölü 3 3 bölü b'de bulmadık mı onu? Tamam 3 bölü b. Şunlar cırtladı. B eşittir. Eksi 2 oldu. Bunu bir çerçeve için alalım. B'yi bulduk en azından. Peki 2'de ne diyeceğiz arkadaşlar? 2 diyelim ona da. Bakın ikisi de yani iki doğru da y ekseni üzerindeki bir noktada kesişmişler. O zaman ikisi de x eşittir 0 için aynı y değerine gelecekler. X eşittir 0 için birincisini bulalım. Y eşittir a bölü 3. Diğer doğruya gelin. X eşittir 0 için y eşittir eksi 12 bölü b. Bu ikisi birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü gençler aynı noktada kesişmişler. O zaman a bölü 3 ile eksi 12 bölü b'yi birbirine eşitlerseniz içler dışlar a b eşittir eksi 36. Buradaki değeri koyalım yerine eksi 2. A çarpı eksi 2 eşittir eksi 36'dan a eşittir 18 olarak buluyorum. Bu durumda bakalım şimdi ne soruyor bize soruda. A artı B toplamı kaçtır diyor. Yani 18 eksi 2'den 16 sonucuna ulaşırız gençler. Yani doğru yanıt A seçeneği olur. 34. Dik koordinat düzleminin birinci bölgesinde bulunan ve kenarları koordinat eksenlerine paralel olan bir karenin köşegenleri 3,6 noktasında kesişmektedir. Bu karenin orijine olan en uzak köşesinin koordinatları toplam 14 olduğuna göre karenin alanı kaç birim karedir diyor arkadaşlar. Bakın yine şöyle bir çizelim. Güzel bir koordinat düzlemi. Kare burada bir yerde diyelim. Gençler şöyle bir kare var. Bu karenin köşegenleri şöyle karenin köşegenleri çiziyorum. Bakın mükemmel şekil çizmeye çalışıyorum. Bu nokta köşenin köşegenleri noktası 3'e 6 noktasında kesişmişler. Yani şuradan indirdiğin zaman arkadaşlar şöyle indirelim.
Burası 3. Burası da 6. Orijin. Burası x ekseni, burası da y ekseni. Bakın söylediklerini, yani Türkçe olarak söylediklerini ben burada matematiğe döktüm. Şimdi bakalım neler var elimizde. Şimdi bize sorulan kısım şurası gençler. Onu siyah kalemle göstereyim, belirgin olsun. Şu uzaklık en uzak mesafe ya. Bu nokta, şu noktanın koordinatları toplamı 14'müş. Şimdi o noktanın koordinatlarını bulmamız için bakın şuraya A diyorum ben. Buraya da A derim. O zaman buraya da A derim, buraya da A derim. Çünkü orta nokta ya, merkez burası. O zaman şu arkadaşımız, şu parçadaki arkadaşımız şurası. 3 artı A'ya, 3 artı A'ya virgül 6 artı A noktası olacaktır. Yani karenin bir kenarına biz 2A demiş olduk. O zaman diyorum ki ben 3 artı A ile 6 artı A'nın toplamı 14 olarak verilmiş. 2A artı 9 eşittir 14, 2A eşittir 5, A eşittir 5 bölü 2 olarak bulmuş olursunuz. Hocam harikasınız. Dokuyorsunuz resmen. Bravo gençler. Peki bana ne soruyor? Karenin alanı kaç birim karedir? Ya burası karenin bir kenar olmuş oluyor şurası. 2A idi. Burası 5 oldu. Karenin alanı 5 çarpı 5'ten 25 birim kare olur. Yani doğru yanıt D seçeneği olur arkadaşlar. Eda bilgisayarındaki bir resim çizme programında başlangıçta şekildeki gibi farklı büyüklüklerde iki çember çiziyor gençler. Bakın başlangıçtakini çizelim. İki çember diyor ya. Başlangıçtaki bu diyelim. Bunu şimdi çiziyor. Çemberlerin merkezlerini değiştirmeyen Eda, başlangıçta çizdiği çemberlerin yarıçaplarını iki katına çıkardığında elde edilen ettiği iki çemberin sadece bir noktada kesiştiğini, başlangıçta çizdiği çemberin yarıçaplarını üç katına çıkardığında ise elde ettiği iki çemberin yine sadece bir noktada kesiştiğini fark ediyor. Yani her iki durumda da gençler teğet oluyor. Yani biri içten teğet, biri de dıştan teğet sorusu bu. Buna göre Eda'nın başlangıçta çizdiği büyük çemberin yarıçapının küçük çemberin yarıçapına kaç kattır diyor gençler. Bakın bunu bir önce şöyle sola alıyorum bakın sorumu. Çünkü niye soru aldım? İki tane şekil çizeceğim çünkü. Bakın birincisini çiziyorum. Birinci durumda arkadaşlar şunu şöyle bir tam ortalayayım da güzel olsun. Şöyle bir çember çizmiş. Bunu biraz küçültelim şöyle. Bir de buradan çizmiş bir de. Onu da mavi kalemi çizelim. Şöyle. Buradan arkadaşlar bir tane şöyle çizdiğiniz zaman şöyle bir doğru çizdim şuraya. Şurasını silerim çünkü burası bana lazım değil. Bakın buraya B dersek şu O1 merkezine, bu da O2 merkezi olsun. Burası da B olacak. Çünkü iki katını çıkarttığımda diyor. Burada A'ya, burada A olacak. O zaman O1, O2'nin biz O1, O2 merkezler arası uzaklığını kabul etmiş oluyoruz. 2B artı 2A. Bu cepte dursun gençler. Bakın birinci veri bu. Şimdi ikinci veri için yine aynı şekilde çiziyorum ben. Şuraya çizeceğim. Şöyle. Biraz tabii sorunun şeyine biraz olacak ama olsun. Diğer çemberimiz de burada. Çemberin merkezden uzaklığı aynı gene ama farkındaysanız ona hiç dokunmuyorum. Şunu şöyle yukarı alayım. Mavi kalem aldım. Bu defa gençler 3 katına çıkartıyoruz çemberleri. Yani o zaman şunu da böyle 3 katına çıkartmışız. Şöyle. Bakın sizinle beraber çiziyorum. Diğerini de 3 katına çıkartmışız. Onu da şuradan siyah kalemle çizeceğim. Şöyle bir çember. Hocam harika bir çember oldu. Olacak tabii gençler. Hiç merak etmeyin. Tabii ki güzel olacak. Biz yapıldığımız zaman sizler için yapıyoruz. Şöyle bir götürelim. Tamam. Bakın böyle olduğu zaman da arkadaşlar hatta şurasını silelim artık. Şöyle yapalım. Şuralar bize lazım değil. Şöyle. Sorularımızı karıştırmasın diye yapıyorum şöyle. Tamam. Burada ne var bizim için önemli lan? Şuradaki şu noktanın böyle çizdiğiniz zaman gençler buraya kadar. Burası B idi normalde. Değil mi? Burası B idi. Artık burası da şuradan. Arkadaşlar burası A. Burası 2A oldu. Çünkü 3 katına çıkartıyoruz ya. Şuradan şurası da artık 3B oldu. Çünkü 3 katına çıkardık. O1, O2. O2 renkli kalem yazdım. Gözükmedi orada. Şurada O2. Şimdi bakalım şimdi. O1, O2 arası neydi? Şu arkadaşımızın şuradaki uzaklık şurası. Buraya kadar olan kısım 2B artı 2A'ydı. Yukarıdaki verilen yakaladık.
O zaman yazıyorum, diyorum ki ben 2b artı 2a var. Artı arkadaşlar bir a daha var. Artı 2a. Bunların toplamı 3b eşit olacak artık. Yani 2b buradan ise b eşittir 5a oluyor. Bunu renkli kalemle şöyle bir çerçeve için alalım. Bize ne soruyor burada? Bakın Eda'nın başlangıçta çizdiği büyük çemberin yani b'nin arkadaşlar a'ya oranını soruyor. O zaman 5a bölü a'dan hocam çok iyi anladık görsel oldu dediğiniz duyuyorum 5 çıkıyor. Yani doğru yanıt C seçeneğidir gençler. Peki 36'yı da yapalım. 36'yı atlamayalım. Daire biçimindeki bir saat ekranında 1'den 12'ye kadar sayıları gösteren birer uçları ekranın çerçevesinde olacak şekilde eşit aralıklarla çizilen 12 adet eş çizgi bulunmaktadır gençler. Bunu zaten görüyorsunuz. Bu durumda neler yapılabilir? Bakın şimdi burada önce okuyalım. Bu ekranda 1 ile 5 ve 7 ile 11 sayılarına karşılık gelen çizgilerin çerçevelerindeki uçları birleştiren doğrular ebatları aynı olan dikdörtgen biçimindeki 2 saat kordonunun uzun kenarlarıyla aynı hizada olmaktadır. Bu çok önemli. Yani ben buradaki şurayı birleştirirsem gençler şöyle şu parçayla aynı bu boyutlar oluyor. Yani burası 2 birimse diyelim ki buradaki birim. Çünkü 2 birim olarak verilmiş. Peki her bir kordonun kısa kenarının bir ekrana şekildeki bir teğettir. Her bir kordonun kısa kenarı 2 santimetre tamamı 25 santimetredir. Buna göre her bir kordonun uzun kenarı kaç santimetredir diyor bize. Ben bunu böyle bir çizeceğim şuradan. Eşkenar üçgen oluştuğunu görün burada. Bakın neden eşkenar üçgen? Mavi kalem alalım. Burası 2 santimetre. 2 santimetre, 2 santimetre olan bir eşkenar üçgen oluşturduk. Yarı çap 2 santimetremiş. O zaman arkadaşlar bunu şöyle çizdiğiniz zaman büyükçe çizeyim durun biraz büyüteceğim. Görelim diye büyütüyorum. Şöyle şurada bir tane böyle bir ne elde etmiş oldunuz? Eşkenar üçgen elde etmiş oldunuz arkadaşlar şöyle. 2 santimetre, 2 santimetre, 2 santimetre. Burada önemli olan yarı çapın 2 santimetre olması. Yani şuradaki uzaklık da otomatik olarak şurası 4 santimetre olacak. Yani burası 2 santimetre, 2 de burası olacak. Ya yani burası komple buraya kadar olan kısım 4 santimetre veya 4 birim. Şimdi o zaman biz ne kolaylık sağladık burası? Bu arkadaşımızın tamamı yani şu çapımız, şuradan buraya kadar olan çapımız 4 santimetre. Kordonun tamamı saatle beraber kısım, bakın burada sol taraftaki saati dikkat edecek olursanız 25 eksi 4 derseniz 21 santimetre olacak. Yani burası da 21 santimetre. Yani 21 santimetre ama neresi biliyor musunuz? Şurası x diyelim. Burada x zaten bana sorulan orası. 2x eşittir 21 ise x eşittir 21 bölü 2'den 10,5 santimetre olarak bulursunuz. Yani doğru yanıt E seçeneği olur gençler. Bu da güzel bir soruymuş. 37. Dik koordinat düzleminde x ve y eksenlerine teğet olan ve birinci bölgede bulunan iki farklı çember şekildeki gibi A1,2 noktasından geçiyor. Buna göre çemberin yarıçapları toplamı. Çemberlerin diyor arkadaşlar iki tane çemberin yarıçapları toplamını soruyor. Bakın bir önce şuradan bir çiziyorum. Bunu birleştiriyorum. Hatırlarsanız bunu çember konusunda çok iyi değinmiştim. Lütfen bir daha dinlemenizi öneririm. Bunlar dik olmak zorunda. O merkezinden o zaman buralara AA diyelim. Buraya, hocam O demesek. Peki O demeyelim. Çünkü alttaki de O ya. Merkez diyelim. A'ya A. Burada A çünkü teğet olduğu için bunlar A. Hatta yarıçapı da A'dır. O zaman bakıyorum şimdi formülümüz neydi? X eksi A'nın parantez karesi artı Y eksi A'nın parantez karesi eşittir A kare. Çember genel denklemi. A 1,2 noktası gençler. Noktası. Denklemi sağlar. O zaman yazıyorum. Diyorum ki 1 eksi A'nın parantez karesi artı 2 eksi A'nın parantez karesi eşittir A kareden. Bunu düzenleyelim. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi artı birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir A kare. Bakın tek nefeste konuştum. A karelerin bir tanesi gitti. A kare eksi 6A artı 5 eşittir 0 yakaladık. Bunu çarpanlara ayırdığın zaman A eksi 1 çarpı A eksi 5 eşittir 0'dan. A'nın biri 1 çıkacaktır. A'nın biri de 5 çıkacaktır gençler. Bunları bir çerçeve içine alalım. Yani iki tane A değeri, daha doğrusu iki tane yarıçap değeri bulmuş olduk. Büyüğünün yarıçapı ne olmuş oldu? Arkadaşlar şöyle büyüteceğim biraz. Büyüğünün yarıçap 5, küçüğünün yarıçap da 1 oldu. Bunların toplamını soruyor. Toplam 1 artı 5'ten 6 olarak bulursunuz. Yani doğru yanıt B seçeneği olur gençler. Dik koordinat düzleminde bakın
Bir kenarı x eksen üzerinde bulunan bir ABC eşkenar üçgeni çizilmiştir gençler. Bunu gördük zaten. Bu üçgenin köşe noktalarının y eksenine göre simetri alındıktan sonra x ekseni boyunca pozitif yani 9 birim ötelendiğinde elde edilen 3 nokta bir köşesi orijinde olan bir üçgenin köşelerini oluşturmaktadır. Bu iki üçgenin de içinde kalan bölge bir kenar uzunluğu 1 birim olan eşkenar üçgendir. Tamam. Buna göre ABC üçgenin çevresini soruyor gençler. Bakın ben şimdi şurayı uzatıyorum biraz. Şu x eksenini uzatıyorum şöyle. O yüzden ortaya aldım soruya dikkat ederseniz. Ve şu üçgeni de arkadaşlar ABC üçgeni de şu şekilde bir üçgen olarak çizeyim. Bunu da ne yapmışlar önce? Bakın diyor ki bir köşesi orijinal tamam. Bu iki üçgende önce y eksenine göre simetri alınmış. Yani bu üçgeni y eksenine göre simetri alırsanız arkadaşlar şuraya bir yere gelir. Bakın. Şuraya geldi diyelim. Ne olacak? Şu A noktası buraya gelecek A üssü olarak. Burası B noktası B üssü olarak buraya gelecek. Daha doğrusu pardon yansıma alıyorum. Çok affedersiniz. Şurası. B buraya gelecek B üssü olarak. A buraya gelecek A üssü olarak. C de C üssü olarak buraya gelecek. Bakın şimdilik yansıttık. Çünkü şu parçayla arkadaşlar bu parça eşit olmak zorunda. Çünkü yansıma alıyorsunuz. Sonra 9 birim ötelendiğinde de buraya gelmiş. 9 demek ki burası 9 birimmiş gençler. 9 birim ötelenmişler çünkü. O zaman şöyle yapalım. Burası 9 birim. 9 birim olacak. Şurası 1 birim. Gençler burası 1. Burası. Çünkü eşkenar üçgen olacak şekilde yansıtmışlar. Burası da 9 olacağı için 9, 8. Buraya 4 kalacak. 4 ver. Buraya da 4 kalacak. Bakın 4, 4, 8, 9, 1 daha 9 olsun diye. Aynı mantıkta yine burası 4, 4 olacak. Oralara bile gerek yok. ABC üçgenin çevresini soruyor bana. Demek ki ABC üçgenin bir kenarını 5 birim bulduk. Burada 5 birim olacak. Yukarısı da 4 kalacak şöyle. Tamam 5 olacak. Çevre ABC. Çevre ABC. O zaman gençler 5 çarpı 3'ten 15 birim olarak bulursunuz. Yani doğru yanıt C seçeneği olur. 39. Ayrı uzunlukları 6, 8 ve 10 birim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki oyuncak şekildeki gibi iki özdeş parçaya ayrılmış gençler görülüyor zaten. 10 cm, 6 cm ve 8 cm olarak. Sonra ayrılan bu iki parça ama bakın dikkat edin özdeş diyor. Burası çok önemli bizim için. Yani bunların hacimleri birbirine eşit. Bu iki parça hiç boşluk kalmadan şekildeki birleştirerek aşağıdaki dikdörtgenler prizması elde edilmiş. Güzel. Şimdi bakıyorum ben. Şimdi burası 8, burası 6 olduğuna göre gençler. Şuradaki ifadeyi şöyle bölmüşler. Yani şurası 3 oldu. 6 3'e böl 2. Burası 2. Değil mi? Burası 2. 2 4 4 diye bölmüş. Yani şuraya 4 kalıyor. Burada 2. Çünkü şurası 2 olmuş oluyor. Burası 4 oluyor. Yoksa başka türlü bunların hacimleri eşit olmaz. Peki burası 8 zaten. Şöyle burada 8 yazalım. Yani burada 8 olacak. Yani burada 8 olacak. Burası 4 santimetre olacak gençler. Peki burası da 10 santimetre. Şu parçada ne olacak şurası da? 5'e 5 bölecek. Çünkü eşit olacağı için şu parçayla 5 olacak şekilde bölecek. O zaman burada 5 birim olacak. Bakın dikdörtgenler prizmasının aslında biz hacimleri eşit olacak şekilde iki parçayı böldüklerinden dolayı kenar uzunluklarını bulmuş olduk. Daha doğrusu ayrıklarını bulmuş olduk. Peki alanı soruyor. Yüzey alanı. 2 çarpı. Önce 4 çarpı 8'den 2 tane var. Artı arkadaşlar 15 çarpı 8'den 2 tane var. Artı 15 çarpı 4'ten de 2 tane var. Yani bunun açık şeklini düşünseniz daha güzel olur ama şimdi çizmek istemedim. 2 çarpı 32 artı 120 artı 60. 2 çarpı 120 182 112. Buradan 424 birim kare olarak bulursunuz gençler. Doğru yanıt E seçeneği olur. Bu da güzel bir soruymuş bana göre. Hacimleri birbirine eşit olan dik dairesel koni biçimindeki iki külah arkadaşlar. Tabanları zemine paralel olacak şekilde aşağıdaki bir yerleştirilmiştir. Bu da tamam. Külahları tabanlarının zemine olan uzaklıkları 8 ve 12 birim olarak ölçülmüştür. Buna göre üstteki külahın tepe noktasının zemin olan uzaklığı kaç birimdir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın burada önemli olan nokta şu. Şuradaki uzaklığı soruyor bana. Şu tepe noktasından bu tepe noktasına olan uzaklık soruluyor. O zaman ben buradan şunu çektiğim zaman 4'e 8 yani şurası 4 olacak. Aşağı 8 zaten verilmiş. Tamamı 12 birim. Yarıçap olan oranlarını bulmam lazım. Şuradaki yarıçap da R diyelim buraya. Bakın burada benim için bence size önerim şurasına 8'e 12 ya. Yani 8 bölü 12 oranı 8 bölü
Değil mi? Tamamı küçük kenar 8, tamam 12. 8'e 12. Bunu 2, 4 ile genişlet sadeleşsin. 2'ye 3 ya. O zaman şuraya 2R deyin. Bunun yarıçapına, bunun yarıçapına da 3R deyin. Daha kolay olur böyle. Peki. O zaman yazıyorum şimdi. Bakalım neler olacak neler. Arkadaşlar, bana yukarıdaki külahın zemin uzaklığını sorduğu için önce hacimleri eşitmiş. Renkli kalem al Nevzat. Hacimler eşit olmak üzere. Önce bir tanesinin hacmini bulalım arkadaşlar. 1 bölü 3 çarpı, biliyorsunuz konilerin hacmi 1 bölü 3 çarpı taban alanı çarpı pi çarpı 3R'nin karesi çarpı 12. Bu aşağıdaki nedir? Dik koninin hacmi eşitmiş. Silgiye geçti gene. 1 bölü 3 çarpı yukarıdaki koninin veya külahın hacmini bulalım. 1 bölü 3 çarpı pi çarpı yine. Bu defa onun tabanı ne arkadaşlar? Yarıçapı, taban yarıçapı 2R'nin karesi çarpı yüksekliğini h diyelim. Gel beni kırmayın. Burada gidenleri yok edelim. Şu 1 bölü 3'ler cırtladı. Bu pi'ler cırtladı. Başka bir şey giden yok. Peki. 9R kare çarpı 12 eşittir 4R kare çarpı h. Bu defa R kareleri de götürebildik. Gençler, o zaman bakın buradan 108, 27. H eşittir 27 santimetre çıkıyor. Veya birim mi vermişler? Birim vermişler. Ben de birim yazayım. 27 birim olarak bulduk. Gençler, H dediğimiz neresi biliyor musunuz? Şurası H, 27 birim. Şuradan şurası 27. Çünkü biz yukarıdaki külahın yüksekliğini bulmuş olduk. 27 burası H. Peki bana ne soruyor? Üstteki külahın tepe noktasının zemin olan uzaklığını soruyor. 27 artı aşağıda da 8 birim var. 35 birim olur gençler. Yani doğru yanıt D seçeneği olarak bulunur. Arkadaşlar, bu soru da güzel bir sorumuş. Ben çok beğendim bu seneki soruları. Kaliteli ve günlük hayatla ilişkilendirilmiş sorular olduğu için hem yoruma açık hem de zor değil. Çok bilgiye gerektirmeyen sorular olmuş. Peki, bugünkü konumuz 4. bölümdü. 2022 AYT matematikte çıkan 4'e bölmüşüm biliyorsunuz bölümleri. Çok fazla zaman olmasın. Sizler de zevkli bir şekilde dinleyin diye arkadaşlar. 25'er 30'ar dakikalık şekilde hazırladım. Size faydalı olacağıma inanıyorum. İnşallah olmuşumdur. Benim için önemli olan sizlere faydalı olabilmek gençler.